Aldım, şimdi geliyorum. Alo. Cemre ne haber? Ben Can. Kim? Can Katmanoğlu. Aa Can, tanıyamadım ay Allah ya. İyiyim, iyiyim. Hayırlı haber inşallah. Ya Can, ben de seni arayacaktım ama numaran yoktu. Gel gel şurada konuş ya, üşüyeceksin. O gün olanlar için özür dilerim senden. Ama söylediklerimin hiçbiri sana değil, biliyorsun. Hiç üstüme alınmadım zaten, merak etme. Çileden çıktım o gün. Çok da haklıydım. Pişman oldum ama sonra. Yani ne kadar haklı da olsam ayıp ettim. Neyse artık, hiç konuşmayalım o günü. Bence de. Ben seni niye aradım? Niye aradın? En uygun olduğum bir zamandı. Mesela sabahtan. Bir benim şirkete gelsen. İş konuşsak biraz. Yok, ben o reklam filminde oynamak istemiyorum artık. Kesinlikle olmaz. Hayır hayır, reklam filminden bahsetmiyorum. Bir asistana ihtiyacım var da, aklıma sen geldin. Aa. Asistanım doğum izni ayrılıyor bugün. Uzunca bir süre çalışamayacak. İyi de ben... Ay yapamam deme lütfen, ne olur. Sen hatırladığım kadarıyla halkla ilişkiler falan yapmıştın, değil mi? Halkla ilişkiler mi? Evet, evet. Halkla ilişkiler. Catering ve halkla ilişkiler yaptın sen. Yani ben... Yaptın Cemre. Yani benimle çalışmak istersen bir deneriz. İster misin? Yani vallahi isterim de. Ay tamam de, ölümü tamam de, tamam Gülten de. Abla hadi ama, geç kalıyorum. Yani tamam, bir deneyelim. Geldim, geldim. Tamam, ben bakarım internetten. Sağ ol, sağ ol Can. Anne! Ay Cemre, ay bir öpeyim Cemre. Niye arkamdan iş çeviriyorsun ya? Fena mı oldu işte? Niye benim için insanlardan iş dileniyorsun? Ay dilenmedim, şansımı denedim. Ama bak, onun da aklına yattı demek ki. Ne olur bak, ne olur kızıma ya. Gel bir öpeyim. Ay canım benim, çok güzel olacak, çok güzel olacak inşallah. Ay Cemre, Cemre yırttın, Cemre yırttın, 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 yırttın. Ne iş için görüşecekmiş? Hadi ama. Gülten Hanım, bir an önce gel, gözünü seveyim. Ay tamam tamam, çok harika bir haber geldi. Cemre, Katmanoğlu Holding'de işe başlıyor da. Oo, hadi hayırlı, hayırlı olsun Cemre. Ay işte, biz de ona sevindik. Daha belli değil. Konuşacağız bakalım. Aa, belli belli oldu o iş. Sabriye teyzenlerin nazarı değmez kızım ha. Ay gelin, bak ayağın uğurlu geldi. Hayırlı uğurlu olsun canım. Bakacağız. Bana bak, şeylerle de rakip oldunuz hem de ha. Ama bizim holding daha büyük. Hey Allah'ım ya. Çıktı, bayıldı. Biraz önce de başı dönmüştü. Açlıktandır büyük bir ihtimal. Bana iyi misiniz? Yatağa alalım. Gel, gel şöyle. Tansiyon düştü. Ama... Barış. Efendim canım. Babamı sen kurtarmışsın. İyi misin sen? Canım, canım. Tansiyonuna bakalım. Abi, sinirlerim çok bozuk. Biliyorum canım, benim de biliyorum. Seni kırmak istememiştim. Ben de seni. Kaç? Bayağı düşük. Biraz dinlensin, birazdan tekrar bakarız. Sen ilaçlarını aldın mı bugün? Almadım, sınavım var diye. Ne ilacı? Ben şimdi getiririm eve. Hemşireye de bilgi vermek lazım.
Ne ilacı kullanıyorsun? Birkaç yıl önce zafiyet geçirmiştim. Liseden mezun oldum yaz. Vitamin hapları. Sinir sistemini kuvvetlendirici şeyler işte. Şu metne söyle için lütfen. Şu bisküvilerden de yiyin. Alayım ben. Güne ilaç kullandığını bile bilmiyor daha. Neyse ya. Ben gideyim de bağımlı ilaçlarını getireyim. Şoföre söyleyelim gidip alsın. Ya da evi arayalım göndersinler. Yok. Ben biraz da nefes alayım. Tamam canım. Nerede kaldın ya? Aklını mı kaçırdın sen oğlum? Körde işi nasıldır biliyor musun? Kafa, göz, tekme, tokat. Gözlerin de bağlı. Sadece bir tek şey biliyorum. Bu gece ölmemem lazım. Duydun mu zaman? Çalıştır beni. Dövüşürsen ölürsün. Madem her şey serbest, ben de üstümü çıkarmadan dövüşürüm. Sen de benim midemi koruyacak şekilde sararsın. Tamam mı? Vakit geçiyoruz ama... Peki, benden günah gitti. Sağ ol. Kör dövüşündeki önemli bir nokta, rakibinden gelen nefese doğru hamle yapmaktır. Şimdi senle nefese doğru odaklanmaya çalışacağız. Sonra karnını güçlendireceğiz. Sağ ol. Ölmene izin vermeyiz.